Selamünaleyküm canlarım. Mobile Legends oyunu ile ilgili mükemmel haberlerim var sizlere. Son zamanlarda videoların like'ında bayağı bir düşüş var. Bu videodaki mükemmel haberlerle birlikte like'ların da geleceğine inanıyorum. Haydi videoya. Bu ayın 4'ü ile 17'si arasında oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek. 8. yılı özel. Bu etkinlikten ekranda görmüş olduğunuz epik kostümleri alabileceğiz. Epik kostüm sandığı dışındaki diğer ödüllerimiz ise XP kartı, SP kartı, kostüm deneme kartı, popülerlik eşyası gibi dandik eşyalar olacak. Etkinlikte günlük olarak oyuna giriş yaparak klasik sıralı kulüp modunda karşılaşmalar oynayarak görevleri tamamlayacaksınız. Bir de haftalık görevlere benzer görevler var. Oyuna giriş yapmak olsun, bunun dışında belli bir maç atma sayısına ulaşmak olsun, bu tarz görevleri tamamlayarak parçaları toplayacaksınız. Toplamış olduğunuz parçaları buradaki alana gelerek epik kostüm sandığıyla ya da diğer eşyalarla takas edeceksiniz. Bu ayın 11'inde şanslı çevirme alanındaki şanslı mağazaya Grok kahramanının ekranda görmüş olduğunuz kostümü geliyor. Ve bu kostümü almak için sadece 40 şanslı taş yeterli olacak. Bence hani 40 taşı alacağımız bir kostüm olarak baktığımızda hem giriş animasyonu olsun, hem kostümün görüntüsü olsun gayet iyi. Beleş beleştir canlar. Bu ayın 18'inden önümüzdeki ayın 3'üne kadar ekranda görmüş olduğunuz Kagura kostümünü alacağımız etkinlik gelecek. Bu etkinlikte birçok ödül mevcut. Dandiğinden tutun kalitelisine ama en güzeli Kagura epik kostümü arkadaşlar. Yapmanız gerekenlerse çok basit. Çünkü geçmişte Carmilla etkinliği gelmişti ya. Onun gibi bir etkinlik diyebiliriz. Etkinliğin görev kısmında belirli maç atması sayısına ulaşacağınız görevler var. O sayılara ulaştıkça parçaları toplayacaksınız. Topladığınız parçaları da takas kısmına gelerek Kagura'nın epik kostümüyle ya da diğer eşyalarla takas edeceksiniz. Kagura'nın kostümünün de görüntüsü bu şekilde. Yani bu kostüm için çok fazla da görevi yok. Bence değer. Görüntüsü olsun. Efektlerini de daha önceden izletmiştim sizlere. Kagura seven abonelerime hayırlı olsun. Mobile Legends oyunu büyülü çarkla ilgili çok güzel bir güncelleme getirecek. Güncelleme sonrasında yapacağımız 1x 10x çekilişlerde çok kaliteli kostümleri çıkartabileceğiz. Böyle bir şansımız olacak. Sadece Iritel ve Exana böyle sandıklarla falan filan yetinmeyeceğiz. Birçok efekt, birçok kahraman kostüm çekilişlerden elde edebileceğiz. Büyü mağazası ile ilgili de düzenlemeler yapacaklar. Büyü mağazasında biriktirmiş olduğumuz büyü çekirdekleriyle birlikte alabileceğimiz birçok eşya olacak. Büyülü çark kısmına gelecek olan yeniliklerden bir tanesi de şu. Şuradaki ilerleyen bar var ya. Bu barın içerisindeki ödüller gerçekten çok dandik arkadaşlar. Buradaki ödülleri Mobile Legends oyunu yenileyecek ve çekilişleri yaptıkça bayağı kaliteli kostümler, ödüller alabileceğiz. En azından çekiliş yaptığımızda buna değdi diyebileceğiz. Gelişmeleri diğer videolarda aktaracağım. Legend alanının yenilenmesinden bahsetmişken şu bilgiyi de vermek istiyorum. Test sunucularında Johnson Legend kostümüne isim verildi. Bunun yanı sıra Johnson Legend kostümüyle ilgili animasyon oluşturuldu ve ses efektleri yeniden dizayn edilip test sunucusunda paylaşıldı. Ve form sitelerindeki veriye göre 2024 yılı içerisinde Johnson Legend kostümünü sonunda oyunumuzda göreceğiz. Fanny Legend kostüm ve Alucard Legend revampı ile ilgili gelişmeleri sizlere diğer videolarda aktaracağım. MLBBX Dukat etkinliği ile ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Ücretsiz biletleri nasıl toplayacaksınız? Bir kuruş para harcamadan hemen hızlı bir şekilde anlatayım. MLBBX Dukat etkinliği bu ayın 5'inde orijinal sunucularda yerini alacak. MLBBX Dukat etkinliğinde bir kuruş para harcamadan elde edeceğimiz ücretsiz jetonlar nasıl alacağız? Detaylara geçmeden önce etkinliğin güncel ödül havuzunu görüyorsunuz. Güncel ödül havuzu bu şekilde olacak. Yapacağımız 1x 10x çekilişlerde bu kostümleri çıkartma şansımız var. Buna ek olarak part 1 part 2 premium tedarik gelecek. Oradan da biletler alacağız ama en önemlisi biraz önce söylediğim gibi ücretsiz jetonlar nasıl alacağımız. Etkinliğin ödül havuzu bu şekilde. Normal kostümlerimize de bir göz atalım. MLBBX Dukat etkinliği ile ilgili gelecek olan ne varsa şu an burada göreceksiniz. MLBBX Dukat etkinliği bu ayın 5'inde geldiğinde bu etkinlikte gelecek. Bu etkinlikteki elmas yüklü harca görevlerini tamamlayarak elde ettiğimiz parçaları etkinlikteki takas kısmına gelerek ekran görmüş olduğunuz MLBBX Dukat eşyalarıyla nadir kostüm parçası, kahraman parçası, amblem sandığı, sihir tozu ve şafak kristalleri
ile takas edebileceğiz. Bu ayın 5'inde oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte bir şey yapmıyorsunuz. Eğer MLBX Ducati kostümü sizde ise hangi kostüm varsa onun animasyonunu bedavadan alıyorsunuz canlar. Leo Mord'un animasyonu da bu şekilde olacak. İzlemeyen arkadaşlar için şöyle bir izleyelim animasyonu. Bayağı bir havalı. Market alanında MLBX Ducati'ye ait efektleri aldığımız birçok sandık olacak. Bu sandıklar 15 elmas karşılığında bir çevirme 15 elmas. Çevirerek efektleri almaya çalışacağız. Bunun dışında bu ayın 12'sinde Part 1, 19'unda Part 2 Premium tedarik gelecek. Görevler hep aynı. Elmas yüklemek, elmas harcamak. Maksimum 250 elmas yüklüyorsunuz. 250 elmas harcıyorsunuz. 16 bilet Part 1'den, 16 bilet Part 2'den toplamda 32 biletin sahibi olacaksınız. Bu biletler dışında ekranda görmüş olduğunuz bu kısımdan da 2 bilet alacağız. Etti size 34 bilet. Peki geri kalan ücretsiz biletleri nasıl alacağız? Bu ayın 4'ü ile 10'u arasında oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte görevleri tamamlayarak enerjiler toplayacağız. Topladığımız her enerji alt kısımdaki barı kademe kademe ilerletecek ve biz kademe ödüllerini alacağız. Buradan toplamda 2 adet bilet alacağız. Böylelikle MLBX Ducati etkinliğinden alacağımız bilet sayısı 36'ya çıkıyor. Sonrasında yine bu ayın 11'i ile 22'si arasında böyle bir etkinlik daha gelecek. Bu etkinlikte de görevleri tamamlayarak enerjiler toplayacağız. Topladığımız enerjiler alt taraftaki barın kademelerini ilerletecek ve kademe ödüllerini alacağız. Bu etkinlikten de toplamda 3 adet MLBX Ducati jetonu alacağız. Böylelikle genel toplamda 39x MLBX Ducati jetonuna sahip olacağız. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde uygulamalı bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Zax kahramanının yıldız üyelik kostümünü bugün hepiniz elde ettiniz. Bugün oyunumuza geldi. Martis kahramanının yıldız üyelik kostümü ise önümüzdeki ay oyunumuza gelecek. Bir de o kostümün detaylarına bakalım. Kostümün 2 adet renklendirmesi olacak. 100 elmas karşılığında diğer renklendirmeyi alabileceksiniz. Diğer renklendirmeye ait görselde bu şekilde. Martis'in kostümünde bayağı bir havalı durduğunu söyleyebilirim. Ödül havuzunun listesi saklı heykel bu şekilde olacak. İz efektine de hızlı bir şekilde bakalım. Oo. Şunlara bakar mısınız ya? Bence çok iyi abi ya. İz efektimiz de bu şekilde. Bunu zaten gördünüz. Bildirim efekti yeni mi onu ben pek bakmadım arkadaşlar. Yeni de olabilir. Şurası da yıldız üyelik mağazası. Yıldız üyelik mağazası yenileniyor. Saber gelecek. Valentina, Edith, Moskov, Tammuz. Yıldız üyelik kostümleri sandıktan çıkıyor. Direkt yıldız üyelik parçasıyla alabileceksiniz. Minstar, Eudora, Popolkupa, Vexena, Nathan, Helcurt, Angela diğerlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kostümleri bekleyen arkadaşlar yıldız üyelik sandığının içerisinden direkt almak yerine dış taraftan direkt parçayla birlikte istediği kostümü alabilecek. Zax yıldız üyelik kostümü, daha sonrasında Martis yıldız üyelik kostümü ve sonrasında da bir aksilik olmazsa Zevir yıldız üyelik kostümü gelecek. Bu yıldız üyeliğinde diğer renklendirmesi bu şekilde. Bununla ilgili farklı detaylar çıkarsa sizlerle paylaşacağım. Bu arada canlar şu bilgiyi vermek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz Zax yıldız üyelik kostümüyle alakalı Discord sunucumda çekiliş bulunmakta. Hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Sunucunun linki videonun açıklama kısmında mevcut. Mobile Legends oyununun etkinlik takvimiyle ilgili çok önemli detayları sizlere vereceğim. Şimdi bu etkinlik takvimine baktığım zaman birçok kostüm geliyor filan. Videoda zaten her şeyi gördünüz. Zaraklarıydı, oydu buydu. Form sitelerinde Mobile Legends oyununun nasıl etkinlikleri getireceğine ulaştım. Şurada nokta nokta yazıyor arkadaşlar. Yani devamı var anlamında. Devam serisi olarak MLBX Star Wars etkinliğinde kullanabileceğimiz galaktik biletler toplayacağımız etkinlik gelecekmiş oyunumuza. Bu Mobile Legends oyununun resmi bir bilgisi değil arkadaşlar. Form sitelerindeki bilgi. Maç atma görevlerini vesaire tamamlayarak o etkinlikten de 5 adet galaktik bilet toplayacakmışız. Dediğim gibi bu tamamen form sitesi bilgisi. Spesyal ve elit kostüm sandıkları aldığımız etkinlikler aynı şekilde gelmeye devam edecek. Maç atma görevlerini yaparak bunları alabileceğiz. Asıl önemli bombaysa Natalia kolektör kostümünü bedava aldık ya. Mobile Legends oyunu bir kolektör kostümü daha vermeye hazırlanıyor. Bununla ilgili görsel detaylara ulaşamadım. Ulaşınca bilgileri sizlere vereceğim. Mini bir haber turu yapalım. 29 Ekim'de gelmesi planlanan Tigreal'in ekranda görmüş olduğunuz kostümü anketleri yapılırken Türkiye'ye özel Ay Yıldız
kırmızı güzel bir kostüm olarak seçilmişti. Ama oyunumuza gelirken Ay Yıldız kaldırıldı. 29 Ekim'de geliyor ama etkinlikle birlikte bedava verilmeyecek canlar. Marketten direkt spesyal kostüm olarak 799 elmastan satışa sunulacak. Lansman haftasının özel %30'luk indirimiyle birlikte 524 elması alabileceksiniz. Eğer indirim kuponlarınız vesaire varsa kullanılıyor mu? Kostüm mağazaya geldiğinde test edersiniz. Ekranda görmüş olduğunuz M6'ya bağlı Baxia ve Balmond kostümleri Kasım ayının 18'inde oyunumuzda olacak. Balmond kostümünün nasıl alınacağı henüz kesin değil. Bedava alacağımız bir kostüm olabilir ama Baxia'nın kostümü M6 pasın içerisinde olan bir kostüm olacakmış. Yani levelleri ilerlettikçe aldığımız bir kostüm olacak. Hazır M6'dan bahsetmişken şunu da eklemek istiyorum. Bir aksilik olmazsa zaten M6 etkinliği Kasım ayının 18'inde orijinal sunucularda başlayacak. M6 ile birlikte oyunumuza gelecek olan diğer bir etkinlik ise Baras'ın kostümünü alacağımız bu etkinlik. Bu etkinlikle ilgili de görsel tasarımlar devam ediyor. Verileri form sitelerine düşüyor. Baras severler için güzel bir kostüm yakında oyunumuzda olacak. Bu ayın 24'ünde Hellcurt Zodiac kostümü Zodiac mağazasında yerini alacak. Bu ayın 31'inde Magic Chess alanına böyle bir satranç tahtası gelecek arkadaşlar. Ve bununla birlikte Magic Chess alanında da birçok etkinlik bizleri bekliyor olacak. Magic Chess severlerin bilgisi. Evet canlar, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diyeceksiniz ki videonun girişi kof, sonu kof ama haber yok. Anlayın da mükemmel kof haberleri birkaç gün içerisinde sizlerle birlikte olacak. Attığınız her like, yaptığınız her yorum benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Lütfen bunu esirgemeyin. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.